Eriye. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kenti mis temasıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında balık adamların deniz dibinden çıkardıkları malzemeler görenleri şaşkına çeviriyor. Birkaç saatlik çalışmayla araba lastiği, balon, pet bardak, plastik ve cam şişeler, misine, halat gibi malzemeler denizden çıkarılırken farkındalık oluşturmak için bu malzemeler sergilenmeye başlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri olarak Mersin ilinde denizlerimizin kirlenmesini önlemeye yönelik birçok faaliyet yürütmekteyiz. Bu amaçla 2019 yılında 320 gemimize yaklaşık 22 denetim yaptık. 320 gemimizi denetledik. Bunlardan 22 gemimize maalesef idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. Bu da yaklaşık 40 milyon TL civarında bir rakama tekabül ediyor ki bizim asıl niyetimiz böyle bir uygulama değil. Tek hedefimiz, tek gayemiz, başkanımızın da çok hassasiyet gösterdiği konu denizlerimizin temiz tutulması, kirletilmemesi. Biz kirletilmemesini istiyoruz. Bu etkinliğimizin bir ayağını da denizimizi görelim. Mersin sonuçta bir deniz kenti. Denizimizde durum nedir diye bir bakalım, bir farkındalık yaratalım istedik. Mersin Marina'da balık adamlarla, balık adam arkadaşlarımızla bir dalış gerçekleştirdik. Ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz malzemeleri birkaç saat içerisinde çıkarttık. Yani detaylı bir temizlik yapacak olsak demek ki çok ciddi bir kirletici madde çıkartacağız. Bu kenti de her noktasından denize girecek hale getirmek istiyoruz. Ama bunu biz elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak. Ama halkımızın bize destek vermesi gerekiyor. Halkımızın öncelikle kirletmemesi, kirletenleri uyarması, bize yardımcı olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz içecek kutularını, özellikle en büyük kirliliği yaratan plastikler, ki plastikler zaman içerisinde çözünerek mikroplastik haline gelmekte ve bunlar deniz ekosistemindeki yaşayan balıkların yemesine, deniz kaplumbağaların bu poşetleri deniz anası sanarak yemesine ve bu türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Bunlardan 5 Haziran'a kadar bir iki tane daha yapalım. Başkan Gültak, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için Mersin'den toplanan 11 kamyon dolusu temel ihtiyaç malzemesini bölgeye ulaştıran ve tonlarca malzemeyi araçlardan bizzat indirip deprem mağdurlarına teslim eden şoförleri çeyrek altınla ödüllendirdi. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak'ın çağrısıyla depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için 11 kamyon dolusu gıda, giysi, battaniye ve elektrikli soba gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan konvoy yola çıkmıştı. Saatler süren yolculuğun ardından kamyonları bölgeye ulaştıran Akdeniz Belediyesi personeli olan 13 şoför, tonlarca malzemenin kamyonlardan indirilmesini de bizzat kendileri yaptı. Elazığ'a yardım konvoyunu ulaştıran şoförleri makamında ağırlayan Başkan Gültak, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Kıbrıs'ta bir erkek cesedi bulundu. Deniz kıyısında bulunan cesedin 11 Ocak 2020 tarihinde Tarsus Kulak Mahallesi civarında kayıkla çıldıkları denizde kaybolan bekçilerden Oktay Avcı'ya ait olduğu düşünülüyor. Cansız bedenin kayıp bekçi Oktay Avcı olması ihtimali nedeniyle Baba İbrahim Avcı kimlik tespiti için Kıbrıs'a gidecek. 11 Ocak Cumartesi günü Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni birkaç gün sonra bulunmuş, kayıp Oktay Avcı'nınsa bulunması için çalışmalar devam ettiriliyordu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Erenköy sahilinde tanınamayacak durumda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespitiyle ilgili polisin araştırma ve soruşturması sürüyor. Tamam, otobüse.
kamera gençler. Tamam sakin, bir şey yok, tamam. Tamam sen de şuradan Mersin'de PKK, KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre PKK, KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı projeli çalışma kapsamında örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer alan 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Başsavcılıkça gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların devam ettiği bildirildi. Mersin'de tefecilik ve post tefeciliği yoluyla milyonlarca lira kazanç elde eden ve birçok vatandaşı mağdur ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. MASAK raporunda şahısların hesaplarında 94 milyon 850 bin liralık hareketlilik olduğu tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik ve post tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 50'si Mersin'de, 9'u Adana, Şanlıurfa ve Tarsus ilçesinde olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli ise aranıyor. Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erdemli ilçesi Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde tefecilik yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İkamet adresinde yapılan aramalarda 270.300 lira değerinde 22 adet senet, 22.500 lira değerinde 1 adet çek, 3 adet mağdurların isimlerinin yazılı olduğu toplam 690 bin lira tutarlı alacak defteri, 2 adet mağdurlara ait tapu senedi ve kullanıma hazır 10 adet boş senet ele geçirildi. Toplamda 91 vatandaşı mağdur ettiği belirlenen kişinin tefecilik yapmak suretiyle yaklaşık olarak 982.800 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde zirai don nöbeti esnasında bir üreticinin serasında sobanın borusundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Üçtepe mahallesinde yaşanan olayda yaralanan olmazken yanan naylon damlalar halinde bitkiler ve domateslerin üzerine yağdı. İki dönüm serada yaklaşık 15 bin liranın üzerinde maddi hasar oluştu. Şu anda İki dönüm civarındaki seramızda gece zirai don yakmak için gelmiştik. Saat 3 sıralarında sobalarımızı biz iliştirdik, yaktık. Ondan sonra belli bir müddet bekledik, yanmasını bekledik. Ondan sonra biz ayrıldık seradan. Belli bir müddet sonra sabaha karşı seralarımız sobalardan ilişme sebebiyle seralarımızda yangın çıktı. Şimdi bu sebeple seralarımızın etrafındaki naylonlar, üzerindeki naylonlar yandı. Seramızın içinde limon fidelerimiz var, domates fidelerimiz var. Görüldüğü gibi hem büyük hem küçük fidelerimiz zarar gördü. Yaklaşık bir 15-20 bin civarı zararımız var. Çiftçilik öyle geriden görüldüğü gibi çok basit bir iş değil. Hani herkes söylüyor domates şu şöyle pahalı. Biz çok pahalı yiyoruz. Ama bilmiyorlar ki bunun bu şekilde zor şartlarda yetiştiğini. Şimdi dondan seramızı kurtardık ama ürünlerimiz ziyan oldu. Şimdi üzerindeki naylonu yenileyeceğiz. Yani kalanları
artık ne kadar koruyabilirsek korumaya çalışacağız. Kardeşim telefon açtı. Seramız yandı diye koştuk. Her taraf yanmış yani, bunca emek boşa gitti. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otobüs öğrenci servisine çarptı, 5 kişi yaralandı. Kaza toz koparan Zahit Mahallesi Mimar Sinan Caddesi D750 karayolu üzerinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Halit Çabat yönetimindeki otobüs, Necmi Çanga yönetimindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüse çarptı. Minibüste bulunan Mümin Hasan Yıldız, İpek Su Berahmen, İlayda Yağız, Faruk Kökdil ve Verda Özturhan yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahni, son 3 yılda Mersin'de çok ciddi değişim ve dönüşüm yakaladıklarını belirterek, kentimizde gerçekten bir huzur ortamı var. Asayiş olaylarında son 3 yılda periyodik olarak çok ciddi bir düşüş kaydedildi, dedi. Şahni, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kentteki genel asayiş durumu ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. 3 yılda şehirde çok ciddi değişim ve dönüşüm yakaladıklarını vurgulayan Şahne, her hafta şehrimizde ne oluyor, değişen ne var, sorunlarımız neler, aldığımız tedbirler ne aşamada, bunları yakından takip ediyoruz. İlk geldiğimizde uyuşturucu terör konseptiyle ilgili şikayetler alırken, bugün bu iki konu ilk 10 problem arasında gözükmüyor, dedi. Asayiş olaylarında Mersin'de son 3 yılda periyodik olarak çok ciddi bir düşüş kaydedildiğini belirten Şahne, olayların aydınlatılmasında Türkiye'de ilk 5 ilin içindeyiz. Narkotik olaylarında ise Türkiye'nin en iyisiyiz. Trafik konusu da çok önemli bir sorun. Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare halindeyiz. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde farklı uygulamalar, değişik yönlendirmeler olacak. Yaya geçitleriyle ilgili denetimleri ve sayıları artıracağız, diye konuştu. Konuşmasında kentteki Suriyeliler konusuna da değinen Şahne şöyle devam etti. Suriyeliler şehrimizin en önemli konusu gibi gözüküyor ama şu anda şehrimizde toplumsal rahatsızlık oluşturacak Suriyeli algısı yok. Toplumda varlar, mümkün mertebe bize entegre olmaya, uyum sağlamaya çalışıyorlar, dedi. Şahne konuşmasının ardından Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe'ye günün anısına şilt takdim etti. Meteorolojinin 4 günlük zirai don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde ve sahil kenti Erdemli'de kar yağarken, 5 yıldır kar yağışının görülmediği Silifke'de erik ağaçları çiçek açtı. Mersin kent merkezinde hava sıcaklıkları 2 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar kar gibi yağan gropeni, karın tadını çıkarırken cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Evet, çok güzel karlar görüyoruz şu havada. Erdem'de ilk görülüyor. Ortalama 3 ila 5 yılda bir gerçekleşen Erdem ilçe merkezi kar yağışının 2020 yılında ikincisini yaşıyoruz şu anda. Çocuklar ve yetişkinleri sevindirdi tabi kar yağışı. Sahil kentinde sık sık rastlanan bir durum değil. Mersin'de yaşıyorum. İlk defa kar gördüm ve çok mutluyum. Eşim arıyor. Ay eşim, kar yağıyor. Ay kar yağıyor, sen görüyor musun? Ay çok güzel, çok güzel. İlk defa kar görüyorum. Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava devam ederken, Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı. Türkiye'nin her tarafı karla, buzla kaplıyken Silifke'mizde seralarımız çiçek açtı, baharı yaşıyoruz. Ocak 1 itibarıyla seralarımızı kapattık. Şubat ilk günleri itibariyle de eriklerimiz çiçeğini açtı. Bölgemizde 30'a yakın seramız var. 10 gün daha çiçeklenme süresinde ağaçlarımız kalacak. Mart'ın ilk haftasıyla de hasat zamanımız başlayacaktır. Geçen yıl 300-350 lira gibi bir rakamla ilk hasadımızı yapmıştık. Bu sene de yine aynı rakamları bekliyoruz. Girdilerimiz arttı.
masraflarımız arttı. Gübre fiyatları 2'ye 3'e katladı. O anlamda da bizler de daha farklı olmasını bekliyoruz. Çünkü bu seralara bizler gece 2'lere 3'lere kadar sobalar yakıyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz.